Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin kema salleyt ala İbrahim'e ve ala İbrahim'e inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala Muhammedin kema barakta ala İbrahim'e ve ala İbrahim'e inneke hamidun mecid. Sevgili seyirciler, Ahmadiyya Müslüman cemaatine tabi olan Türk Ahmedi kardeşlerle Almanya'da muhterem mürebbimiz Raşit Paktürk Bey'in rehberliğinde hazırlayıp sunduğumuz yeni bir dini programda daha sizlerin huzurunuzdayız. Bu programımızda dersimiz yine Hatemün Nebiyyin konusu olacaktır. Sizlerin programlarımızı takip ettiğinizde gördüğünüz ve anladığınız gibi Seyyidina Hazreti Mesih ve Mehdi Aleyhisselam Hatemün Nebiyyin konusunu gayet açık ve anlaşılır bir şekilde anlatmış olmasına rağmen Ahmediye cemaatine tabi olmayan ulemanın bu şekilde haksız suçlamaları cemaatimize nasıl oluyor, nereden geliyor bir anlam vermek mümkün değil. İşte bu konuları tekrar mürebbimizden dinlemek üzere bu dersimizde sorularımı yönelteceğim ve kendisi de bizlere cevaplandıracak. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Programımıza Hatemün Nebiyyin konusuyla devam ediyoruz ve sorum şu şekilde efendim. Cemaate tabi olmayan ulemanın, Mesih ve Mehdi Aleyhisselam'ın cemaati, Ahmediye cemaatinin Hatemün Nebiyyin konusuna inanmadığını iddia ediyorlar. Bunun doğruluk derecesi nedir? Nereden kaynaklanıyor bu efendim? Bismillahirrahmanirrahim. Geçen programımızda bu insanların dedikleri ve iddia ettikleri ve ileri sürdükleri iddiaları bu yeni bir iddiadır, yeni bir inanıştır. Yoksa biz 1. asırdan başlasak, Vadil-i Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın gelene kadar ki alimlere baktığımız zaman her devirde, her asırda din bilginleri Allah'ın o ne diyeyim, sevdiği kulları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra sadece şeriat getiren peygamber gelemez demişlerdir. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şeriatine hizmet eden, ona tabi olan, onun ümmetinden olan bir peygamber gelebilir diye vurgulaya vurgulaya söylemişlerdir. Evet. Bunun efendim geçen programımızda o alimlerin bazı yazdıklarından okuyacaktım ama vaktimiz bitti. Sadece evet, tekrar hatırlama babından dedim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslim hadis kitabında bir hadis var, İbn-i Mace'de bir hadis var. Gelecek olan Mesih'e hadiste 4 kere Nebiyullah, Allah'ın peygamberi diye, o gelecek olan Mesih'e Allah'ın peygamberi diye nitelendirmiştir. Evet. Ayşe Hazretleri'nin sözü var. Ben dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, Hatimun Nebiyin deyin ama ondan sonra peygamber yoktur demeyin. Orada da bir işaret var yani. Evet. Aynı şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in oğlu vefat etti. Hatimun Nebiyin ayeti indikten 2-3 sene sonra vefat ediyor İbrahim aleyhissalatü vesselam. İsmi İbrahim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu defnederken لَوْ عَاشَى لَكَانَ سِدِّكَنْ نَبِيَا. Eğer yaşıyor olsaydı mutlaka hak peygamber olurdu buyurdu. Demedi ki Hatimun Nebiyyin ayeti indi, yaşasaydı dahi peygamber olamayacaktı. Evet. Bu hadisi de biz ileride inceleyeceğiz. Ama şimdi ben birinci asır diyoruz değil mi? Evet. Bunlar ilk birinci asırdan ibaret. Evet, asr-ı saadetten beri. Peygamber gelir ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine tabi olan. Şimdi efendim, çeşitli alimlerin görüşlerine gelince İmam Fahruddin Razi çok meşhur alimdir. Tamam. İmam Razi işte şeydir, tefsircidir. Evet efendim. Büyük İslam alimidir. Diyor ki fal aklu hatemul kul. Akıl diyor her şeyin hatemidir diyor. Vel hatim yecib en yekunu afzal. Hatim olan için diyor, afzal, en faziletli, en üstün olması gerekiyor. Evet. Hatim kimdir?
afzal olan, üstün olan, faziletli olan. Evet. Onun için vaciptir, onun için gereklidir diyor. Hatim olan afzal olacak. Ne diyor? Ala tara anna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem lamma kana hatimin nebiyyin kana afzalul enbiya. Görmüyor musun diyor? Bizim peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hatimin nebiyyin olunca peygamberlerin en üstünü oldu. Hatimin nebiyyin, hatimin üstün olmalı ilgisi var. Evet. Bunun İmam Fahruddin Razi Hazretleri tefsiri kebir, onun meşhur tefsiri var. Onda bunu yazmıştır. Biz bunun ayrıntılarıyla bu referansların hepsinin ayrıntılarıyla inşallah bahsettiğimiz maneviyat dergimizde Hatimun Nebi'nin özel sayısını çıkaracağız. Orada biz bunu inşallah bu 1,5 ay içerisinde çıkar. Orada biz bunu bütün referanslarını vereceğiz. İlgili olan arkadaşlar oradan okuyabilirler. Sonra İbni Haldun var. Onun meşhur bir Müslüman büyük alimidir. Ve onun mukaddeme, İbni Haldun mukaddemesi diye bir kitap meşhurdur. O diyor ki, kendi kitabında, o Arapçasını bırakıyorum, diyor ki, alimler diyor, alimler velayeti değişik mertebeleri bakımından nübüvvete benzetirler. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğin en üstün mertebesine ulaştığı için Hatimul Enbiya ismine nail oldu. Evet. Ve diyor ki Hatimul Enbiya, Hatimul peygamberlerin Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğin en üstün mertebesine ulaştığı için Hatimul Enbiya ismine nail oldu gibi velayetin en üstün mertebesine ulaşmış olana da Hatimul Evliya denilir. Evet. Yani velayetin en üstün mertebesine ulaşmış olan insana Hatimul Evliya denilir. Hatta biz geçen bir programda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ali Hazretleri'ne ben Hatimul Enbiya oldum gibi sen Hatimul Evliyasın buyurdu. Evet. Eğer yanlış hatırlamıyorsam biz bir programda bunu galiba işledik. Konuyu işlediniz efendim. Evet. Şimdi hatta kendi amcasını dedi ki ben peygamberlerin hatimiyim, sen de göçmenlerin hatimisin, Hatimul Muhacirinsin. Tamam mı? Evet. Sonuncu olsaydı o zaman Ali Hazretleri'nden sonra veli yok. Bitti. Bitti. Evet. Ama biz birçok evliyanın olduğuna inanıyoruz. Ve Hazreti Abbas radıyallahu teala anhu'dan sonra göçmen yok, muhacir yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona Hatimul Muhacirin dedi. Mantık kabul etmiyor efendim herhalde. Evet. Sonra diyor ki başka bir alimin ifadesini alacak olursak Mevlana Celaluddin Hazretleri meşhurdur. Evet. Türkiye'de medfundur. Anadolu'muzun evliyalarından. Evet. Ne diyor efendim? Diyor ki Mesnevi cilt 6. İşte biyet 171 ve 172'sinde diyor ki eli açık olmak, eli açık olmak bakımından ne daha önce birisi tam olarak ona eşit olmuştur. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eli açık olma bakımından diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e eşit ne daha önce birisi tam olarak ona eşit olmuştur. Ne de daha sonra birisi ona eşit olacaktır. Onun için o hatim olmuştur. Demiyor ki en son geldiği için hatim olmuştur. Diyor ki, evet. Ben hatırlarsınız geçen programda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hatimdir, yüzüktür, muhurdur. Peygamberlerin hatimidir. Yani peygamberlerin muhurudur. Bu ne demektir? Muhur kimin muhuru ise onun izini taşır. Peygamberlerin muhuru olduğu için, bütün peygamberlerin muhuru olduğu için, bütün peygamberlerin iş hasletini kendi taşıyor. Dünyasında taşıyor. Ve dedim ki kendi dünyasında taşmak, cimri olan sadece bulundurur, vermez. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar taşıdıysa o kadar verdi. O kadar dağıttı. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri de ane manasında diyor ki,
ona eşit ne olmuştur diyor, eli açık olma bakımından. Ne geldi ne de gelecek. Ne de gelecek diyor. Onun için o da hatim oldu diyor. Hatimin sebebi budur. En son zaman bakımından en son geldiği için o hatim değildir. Evet. Sonra bir usta kendi sanatında, Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri örnek veriyor. Diyor ki bir usta kendi sanatında doğruya ulaştığı zaman ona bu sanat seninle tamamlandı, bitti demez misin sen? Örnek veriyor. Diyor ki bu sadece diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile ilgili değil. Bir sanat. Usta kendi sanatında doruk noktasına ulaştığı zaman. Sen ona bu sanat seninle bitti, tamamlandı demez misin diyor. Her evet. gün kullandığımız bir ifade efendim. Evet. Ben hatta geçen İslam ansiklopedisi var. Türk Diyanet, Türkiye Diyanet Vakfı'nın yayınladı. Evet. Ansiklopedisi var. Orada bir hadisçi, bir alim var. İsmini aklıma getiremiyorum şu an. Bu meşhur bizim İmam Darkutni. İmam Darkutni galiba yani 6. ciltte Darkutni maddesine bakın diyor ki alimler şu alimler diyor Darkutni diyor hadis ilimlerinde bazı hadis ilimlerinde bahsediyor son olarak kabul etmişlerdir. Ne demektir? Ondan sonra o ne diyeyim mesela diyor ki ne diyeyim Asmaur Rical diyelim bir hadis ilmidir. Onda onu son olarak kabul etmiştir. Ne demek ondan sonra alim mi gelmiş? Hayır. Hayır. Yani en ileriye gittiği için evet. bu sanatta en ileriye gitti. Ta usta oldu. Nitekim ona son kişi demişler o konuda. Evet. Biz birçok örnek ben önce de söylemiştim. Evet. Mesela Mutnebbi bir şair var. Arapların meşhur şairidir. Ona Hatim-i Şura, Şuraların Hatimi. Niye? Şiir sanatında onlara göre, ona hatim diyenlere göre o doruk noktasına ulaşmıştır. Onun için ona hatim dediler. Meşhur şey var, İbn-i Sina, meşhur Türk bilim adamı. Evet. Ona hatimul atibba, tabipçilerin hatimi demişler. Çünkü onlara göre o tıp ilminde doruk noktasına ulaştı. Son tabipçi olduğu için değil. Aynı şekilde Mevlana Hazretleri diyor ki, bak sen diyor bir usta, sanatın, bir kendi sanatında en doruk noktaya ulaştığı zaman sen ona, bu sanat seninle bitti diyorsun. Evet. Hatta biz bir programımızda, bugün dillerimizde kullandığımız son kelimesi, otorite manasında son. Dedi ki, Cumhurbaşkanı bu konuda söz son söyledi. Halbuki tartışmalar Cumhurbaşkanı'ndan sonra başlıyor, onun sözünden sonra. Ama bitirici sözü o söylediği için son sözü söyledi. Son söz söyledi. Yani otoriteye göre olan sözü söyledi. Evet. Yoksa o söz söyledikten sonra birçok söz söyleniliyor. Muhakkak. Tamam. Evet. Bu bizim dilimizde kullanılan bir ifadedir. Evet. Ve hatim ne demektir efendim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi zatında en ileriye gittiği için bu peygamberlik mertebesinde Allah-u Teala ona hatim dedi efendim. Peygamberlik mertebesinde, peygamberliğin güzelliklerinde, biz önce de bunları konuştuk. Hindistan'da Muhammed Kasım Nanutvi diye bir büyük din alimi geçti. Bu zat Deoband, Müslümanlar arasında Deoband veya Deobandi dediğimiz bir akım var. Onun kurucusu diyelim. Onun bir kitap var, Tahzirun Nas. Orada şöyle yazıyor. Diyor ki peygamberler Allah'ın buyruklarını insanlara ulaştırmak bakımından veliler gibi sanki Allah'ın valileridir. Yani valiler gibi, veliler gibi, valiler gibi Allah'ın valileridir diyor. Nasıl ki bir vali, padişahın, kralın emirini iletiyorsa, peygamberler de öyledir diyor.
sanki Allah'ın valileridir. Memurlukların en üstünü ve en yücesi valilik yahut bakanlıktır. Bütün memurlar ona tabi olurlar. Dünyevi memurlukların da öyle diyor. O, ötekilerin emirlerini durdurabildiği gibi hiç kimse de onun emirlerine karşı gelemez. Onun bir tek sebebi vardır. O da bütün memurlukların onda sonra ermiş olmasıdır. Evet. Bakın, diyor, memurlukların onda sonra ermiş olmasıdır diyor. Aynı şekilde peygamberlik mertebelerinin hatiminden daha üstün başka bir mertebe yoktur. Var olan bütün mertebeler onun yetkisi altındadır. Evet. Ne kadar açık efendim? Diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğinin hiçbir mertebesi, işte o hatim, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den üstün bir mertebe yok. Onun için o hatimdir. Evet. Ve bunun, ben Tahzir-i Nas'ı yanlış söyledim, Mubahase-i Şah Cihanpur bir kitaptır. Oradan sayfa 24-25'ten bunu aldık. Sonra Vadil Mesih Aleyhisselatü Vesselam da şöyle diyor, bu aynen bu konuyla ilgili bakın, diyor ki Hazreti Resulullah hatim oldu fakat bu ondan artık ruhani bir feyzin başkasına geçmeyeceği anlamına gelmez. Aksine o hatim sahibidir, muhur sahibidir. Hatim sahibidir, yani muhur sahibidir. Onun muhuru olmadan hiçbir feyiz başkasına geçemez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, biz onun dağıtıcıdır. Onun ümmeti için kıyamete kadar hiçbir zaman mukalleme ve muhatibe ilahiye kapısı asla kapanamayacaktır. Mukalleme ve muhatibe, Allah ile konuşma demektir. Diyor, bu kapı hiçbir zaman kapanmayacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti için. Ondan başka hiçbir peygamber hatim sahibi değildir. Yani muhur sahibi değildir. Bir tek onun muhuru ile ümmeti olmayı gerektiren peygamberlik elde edebilirler. Edilebilir. Sonra şöyle diyor. Ben onun peygamberine, yani Allah'ın peygamberine tam içten kalp huzuruyla iman ettim ve bütün peygamberliklerin onunla sona erdiğini bilirim. Onun şeriatı hatim-i şeraidir. Ancak bir çeşit peygamberlik sona ermemiştir. Yani ona tam olarak itaat etmek şartıyla itaat edene baş edilen ve onun nurundan nurlanan peygamberlik sona ermemiştir. Zira o Muhammedi peygamberliktir. Onun gölgesidir. Onun vasıtasıyladır. Onun mazharıdır ve ondan feyz almaktadır. Evet. Şimdi bunu niye okudum efendim? Aynı manada İmam Rabbani Hazretleri var. Türkiye'de çok iyi tanınan, meşhur sufidir, kelamcıdır, alimdir, veliullah'dır. Bu bir insandır. Onun mektubat var. Evet. Türkçe'de de basılmış onun mektubatı. Mektubat da 301 nolu mektupta. Bunu arkadaşlar bakabilirler. Bende de bu mektubat var. Birçok evde bulunabilir bu mektubat. Diyor ki, Hatim-i Rusul, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hatim-i Rusul sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün nebilerle Resullere salatu selam olsun. Hazreti Hatim-i Rusul Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamber olarak ortaya çıkmasından sonra, kendisine tabi olanların, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olanların, tabi olmak yoluyla yahut varis olarak, peygamberlik kemalatını elde etmeleri Hazreti Resulullah'ın hatim oluşuna aykırı değildir. Tamam. Diyor ki,
bir insan bu ümmetten birisi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olan birisi, peygamberlik kemalatını, peygamberlerin o kemallerini, vasıflarını elde etmesi diyor. Hatim oluşuna, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hatim oluşuna aykırı değildir. Onun için eğer muhatip sen şüphe içinde olanlardan olma. Zaten başka programlarımızda siz Kur'an-ı Kerim'den ayetler de, Sure Fatiha'dan ayetler de gösterdiniz efendim. Allah-u Teala orada peygamberlikler, sıddıklar, şehitler, salihler mertebesini veriyor. Evet, onu da biz yaptık. Evet. Sonra İmam Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri Mesnevi'de birinci cilde şey diyor, diyor ki hayır yolunda öyle bir hizmet etmeyi düşün ki ümmet içinde nebüvvet elde edesin. Yani peygamberlik elde edesin. Evet. O, onun yoksa şöyle demesi lazımdı. Ne kadar sen çabalasan çabala ümmet, peygamberliğin elde edilebilmesi, peygamber bu mertebeye, bu nimete nail olması aklının ucundan dahi geçirme. Öyle demesi lazımdı. Evet. Sonra bizim İmam-ı Bakir Hazretleri'nin bir ifadesi var. Usul-ül Kafi'de, Şiilerin bir kitaptır. O diyor ki, Hazret İmam Ebu Cafer, Hazret İbrahim'in ümmetinde Resuller, Peygamberler ve İmamlar bulunduğunu ileriye sürerek şöyle buyurdu. Bazı kimseler Hazreti İbrahim'in ümmetinde Resuller, peygamberlerle imamlar bulunduğunu kabul ederler. Hazreti Muhammed'in ümmetinde onların var olabileceğini nasıl inkar ederler? Der ki, İbrahim'in ümmetinde bunu kabul ediyorsun. Peki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetinde bunu nasıl inkar edersin? Neden kabul etmiyorsun? Neden kabul etmiyorsun? Meşhur efendim, Şah Veliyullah Muhaddis Dihlevi, Hindistan'da büyük alim geçti, Türkiye'de de tanınan bir insandı. Evet. O diyor ki, اِمْتَنَا اَنْ يَكُونَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ مُسْتَقِلْ بِالتَّلَقَى. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hatim-i Nebi'ndir. Ama bu neyi engelliyor diyor onun Hatim-i Nebi'nin oluşu? Diyor, ondan feyz almadan peygamberlik mertebesine ulaşacak hiçbir peygamber bulunamaz. Tamam. Ondan feyz almadan bir peygamberlik mertebesine hiç kimse bulunamaz. Hatta ilginç olan, bize diyorlar en son gelen peygamber, Ebu Abdullah Muhammed bin Ali, bir din bilginidir. Tam ismi de Ebu Abdullah Muhammed bin Ali Hüseyin Al-Hakim Et-Tirmizi. 308 Hicre senesinde ölmüştür, vefat etmiştir. O çok güzel efendim bu konuyu incelerken diyor ki yuzannu, zan edilir. Ne zanı? Anna hatemin nebiyin taviluhu annehu ahiruhum mab'asan. Zan edilir ki Hatim-ül Nebi'nin manası geliş bakımından son peygamber olmasıdır. Öyle düşünülüyor. Öyle düşünülüyor diyor, öyle zannediliyor diyor. فَاَيُّ مَنْكَبَةٍ فِي هَذَا diyor, bunda ne üstünlük var diyor. Hangi menkebeden bahsediyorsun diyor. Son olmakta ne üstünlük var diyor. Doğru. وَاَيُّ اِلْمٍ فِي هَذَا ve bu hangi ilme dayanıyor diyor. Ne de bir ulmi üstünlüğü var, ne de diyor ne bir mertebe bakımından bir üstünlüğü var. Haza tavilul bahlul cahla. Bu cahillerin yorumudur diyor. Ne kadar açık efendim? Ya. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in son olarak diyor, son peygamber diye onun açıklayan insanlar diyor. Onlar kendiliğinde anlamıyorlar. Onlara ben soruyorum. Bunda ne üstünlük var diyor. İlmi açıdan, tamam mı? Menkıbe bakımından. Bu diyor, bu ahmaklarla cahillerin açıklamasıdır. Sonra Muhyiddin İbni Arabi, meşhur İslam alimidir, Sufidir. Ya. Yani onun, hatta Muhyiddin İbni Arabi de
Erbi Hazretleri'ne de Hatimul Evliya demişlerdir. Bunun Fetuhat-ı Mekkiye, bunun kitap var. Bende de evde bulunuyor. Kapağında Hatimul Evliya Muhyiddin İbni Erbi yazıyor. Evet. Türkiye'de de Milli Eğitim Bakanlığı bunun ne diyeyim Fususul Hikim bunun bir kitap var onu basın onu tercümesini yayınladı. Yayınlarken kitabın ön sözünde diyorlar ki Muhyiddin İbni Erbi'ye Hatimul Evliya den takdir ehli tamamıyla haklıdırlar. Neden diyor? En son olarak mı geldiği için? Hayır. Diyor ki bunun gibi o irfan sahibi insan geçmedi de onun için. Evet. Büyük irfana sahipti. Onun için onu Hatimul Evliya dediler. Büyük bir veliyullah. Tabii, tabii. Şimdi bu zat Hatimul Evliya olan Muhyiddin İbni Erbi Hazretleri bunu konu açıklarken aynen Fetuhat-ı Mekkiye'de bunu açıklarken diyor ki فَنَّبُوَّتُ سَارِيَةٌ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي الْخَلْقِ Peygamberliğe gelince de peygamberlik diyor. Kıyamete kadar halk arasında devam edecektir. Evet. وَاِنْ قَانَتْ تَشْرِيُّ Evet, şeriyet getirilen, şeriyet sahibi peygamberliğe gelince, şeriyet olan peygamberliğe gelince kadin kata'a. O diyor inkita'a uğramıştır, o bitmiştir diyor. Son şeriat Kur'an-ı Kerim. Evet. Tamam. Bakın ne kadar açık ifadeler. Evet. Fatteşriyu cüzum min aczayin nebuva. Çünkü şeriyet getiren peygamberliğe gelince o da nebuvetin parçalarından bir parçasıdır diyor. Yani her nebuvet diyor. İçin her peygamber için şeriyet sahibi olma şart değil. Şeriyet sahibi olan peygamber artık gelemez. Bundan daha açık ifade ne olabilir efendim? Vaktimiz var mı yoksa? Şimdi bir iki dakika süremiz var. Ha, iki, bir, toparlarsanız iki memnun tamam, olurum. Tamam o zaman eğer bir iki dakika varsa ben burada bunun ne diyeyim? Buyurun. Burada bitireyim o zaman. Buyurun. Siz belki. Evet. Bunun ne diyeyim? Fetuhat-ı Mekkiye'de başka da buna benzer sözler vardır. O zaman bu programı devam ettirelim efendim. Çünkü bitmedi daha. Hatem-i Nebi'nin bitmedi. Evet, daha devam edildi. Tamam, devam edildi. Evet. Daha birkaç program bunda yapılabilir. Ama size çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Efendim. Yani her dereden bir nebze su getirerek bizi doya doya içirdiniz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Hatem-i Nebi'nin olduğunu anlaşılır. Gayet basit bir ifadelerle anlatılıyor ve bunu kalbi selim dinleyen bir insan da çok rahatlıkla anlayabilecek ki Ahmediler Hatem-i Nebi'ye inanıyorlar. Çok teşekkür ederim. Buraya kadar da olsa, buraya kadar da olsa şunu anladık ki bize yöneltilen suçlama yanlıştır. Önceki alimler aynı bizim inanışımıza sahibidiler. Yani Ahmediyat'a tabi olmayan ulemalara Allah hidayet versin. Amin. Allah onların kalplerini açsın. Amin. Yani şu şekildeki nefslerine uymasınlar. Hakkaniyet üzerinde olsunlar. Amin. Evet, evet. Amin. Amin. Sevgili seyirciler, bu programımızda da süremiz doldu. Bundan sonraki konularda da Hatem-i Nebiyyin dersini işlemeye devam edeceğiz. Hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlayarak programı bitiriyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.